hayır bildiğinde şer olabilir, şer bildiğinde hayır olabilir. Allah bilir, kulum sen bilmezsin. Ben bilirim, o senin için hayır değil, bak nasip etmedim. Var benim bir bildiğim, ya sen karışma. Sen desene amenna ya Rabbi, tamam ya Rabbi. Demiyorsun ya, demiyoruz ya. Ya kardeşim namaz kılıyorsun, eyvallah. Namazdan sonra dua ediyor. Ya Rabbi bana şunu nasip eyle. Aklında hayırlısı nasip eyle. Bak dua çok güzel, sünnete uygun. Senaryonun sonuna gelin şimdi. Filmin sonuna iyi bak şimdi. Arkası yarın değil. Ben hemen söylüyorum şimdi. Ya Rabbi hakkımda hayırlıysa bunu nasip eyle diyorsun. Sebeplere sarılıyorsun, güzel. Maddi manevi ne gerekiyorsa yapıyorsun. Çabaları gösteriyorsun. Koşturuyorsun, zaten bunlar olacak. Ondan sonra tevekkül, Allah, ben Allah'a tevekkül ettim diyorsun. Tamam. Zaten budur. Sebeplere sarılacaksın. Elinden geleni yapacaksın. Meşru daire içerisinde haramlara bulaşmadan çalışacaksın. Sonra ya Rabbi sana tevekkül ettim. Hayırlıysa bana nasip eyle diyeceksin. Güzel, sünnete uygun. Geldi vakit çattı, olmadı. Lan niye olmadı? Ya Rabbi niye olmadı? Allah Allah. Ya sen Allah'a güvenmiyor musun? Hayırlısını nasip et demedin mi? Dedin. Demek hayırlısı böyle bir şey. Olmadı. Ama olması lazımdı. Ya nereden biliyorsun sen? Bak Allah hayırlısını verdi işte. Sana olmadı, nasip etmedi. Demek hayırlısı buymuş. Ama bizde tevekkül eksikliği var. Allah'a güvenmiyoruz Müslümanlar. Bu sözümün altını çizin. Biz Allah'a gerektiği manada güvenmiyoruz. Hoca ne demek istiyor acaba? Git evde 2 saat tefsirini sen yap. Allah'a güvenmiyoruz biz. İşte bu yüzden yaşantımız bizim bozuk. Biz Allah'a güvensek Celle Celaluhu Kur'an'a uygun yaşayacağız. Sünnete uygun yaşayacağız. Caddelerimiz, sokaklarımız İslam caddeleri olacak. İslam sokakları olacak. He? Şeriat nizamı olacak. Ama ya Türkiye'de niye şeriat yok? Lan arkadaş sen önce evine baksana. Evinde şeriat var mı? Apartmanında şeriat var mı? Akraba ziyaretine gidiyorsun. Kendin bile şeriatı muhafaza edemiyorsun. Ülkenin başkanı nasıl şeriatı getirsin ya? Müslümanlar insaflı olalım biraz. İnsaflı olalım. 3 kişilik aileyi yönetemiyorsun. Adam ülkenin başına geçmiş. Nasıl getirsin? Kolay mı?